Elhamdülillah, elhamdülillah. Nimetlerin sahibi Allah'a yükler olsun gerçekten. Bütün güzellikler, iyilikler Rahman Rabbimizdendir. Şimdi bu maç formasıyla işte namaz kılıyor. Bunun namaz kabul olur mu üzerinde bir tartışma oldu. Hangi takım olduğu önemli değil. Şimdi namaz nedir? Bizim durulandığımız bütün put bizim Allah'tan başka gerçekten başarı kimsede yok. Ve Allah'ın takdir ettiği her şey doğrudur. Yani bir insan bir futbol dedi ya da bir takımı bir şeyi onun işte onun sonucu kendini özüyorsa Allah onu bir sebeple onu kibirlendiği için Allah ona başına getirmiştir ya da bir sebeple ona üzülmek bir isyan bir tür isyan değil mi? Ya da yeryüzünde olan bir olay. Yani Allah'ın uygun görüp hüküm ettiği bir şey biz razı oluruz. Ve bundan gocunmayız. Ve Allah yani bir başarı Allah'tanken bir takımda bir insanı bilmek bu açık seçik bir şirk cehaleti değil midir? Elhamdülillah Rabbil Alemin hüküm ve başarı ancak Allah'a aittir. İlkesine aykırı değil midir? Namaz da yani bunlar her biri formalar artı biri putun sembolü olmuş. Yani o Rabbi unutma gaflet olsun. Yani gaflet dediğimiz şey şeytanın bir tuzağıdır. Şeytanın açık hedefi haline gelmektir. O gafletten sonraki hal şeytan insanı ne hallerle sürükler? Rabbi unutturan o pislikler, o oyunlar, o haller. Tabii ki de hangi akılla, hangi halle baktığın önemli. Yani bir top örnek bir spor yapmak için işte bir toplanmayı hayra dönüştürüyorsan bu ayrıdır. Ama şu andaki mevcut haller tamam şirk yuvası, cehalet, küfür, zina, alkol her türlü günahın nice kötülüklerine sel olup baktığı yerler. Bu yüzden bunlara bu şekilde katkı verip işte formalarını alıp bunlara şey, destek veriyorum katkı vermek buna mücadele yerine bu kesin bir şekilde bu kötü bu çirkinliği sürmesini bırak ortadan kaldırmak gerekirken Müslümanın görevi imana zarar veren her şeyi güzel olanı değiştirmek için çabası bitmemesi gerekir. Ona destek vermek, onu sürdürmeye devam etmektir. Bir nevi tabi olmaktır. Çok tehlikelidir. Biz asla nasıl ki müşrikler İslam bozmak için yaptılar mescidlerde iman etmiyorsak bu artık put haline gelenler de giymiyoruz. Mecburiyet hali dışında elhamdülillah.